Washington yakınlarından Fairfax ilçesinden karşınızdayız. Ben Mehtap Çolak Yılmaz, VOA Türkçe ekibi adına. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından bilindiği üzere sadece Türkiye değil, dünyanın her yerindeki Türkler bir dayanışma içinde oradaki depremzedelere yardım yollamak için kolları sıvadığını biliyorsunuz. Görüntülerini de izlemişsinizdir. O merkezlerden birindeyiz. Aslında merkezde denemez buraya. Çünkü anladığımız kadarıyla sadece gönüllüler buraya geldiler ve kendilerine bildirilen yardım malzemelerini istenilen Türkiye'de ilk etapta deprem bölgesine ihtiyaç duyulan malzemeleri bir araya getirip konularına göre ayırıp Türkiye Büyükelçiliği'ne gönderecekler. Burası bir iş yeri, sizin deponuz anladığımız kadarıyla. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Ayça Karayel. Burada çok üzüntülü günler yaşıyoruz gerçekten. Felaketle çok sarsıldık. Aslında burası bir perde mağazası ve açılışımızı da Türk kadınlarını bir araya getirerek yapacaktık ama kısmet bu şekilde bir araya gelmek oldu. Nasıl toplandı burası? Dün saat sabah 7'den itibaren Sayın Büyükelçimizle koordine halindeyiz. DMV grubunda, yani DC, Washington DC, Maryland ve Virginia'daki bütün hanımların olduğu bir Facebook grubumuz var. Oradan hemen bir post hazırladık. Dedik ki böyle mağazamızın arkasında bir depomuz var. O depoyu açıyoruz. Lütfen herkes, özellikle kışlık oradaki, çünkü çok elimizden bir şey gelmiyor. Ne oradayız ne buradayız. En azından kışlık battaniye, çorap, mont, ne getirebiliyorsak lütfen çok az kullanılmış olmak koşuluyla lütfen her şeyi herkes toplasın diye sağ olsun buradaki bütün kadınlarımız da gerçekten bir araya geldiler. Daha bu sadece 5 saat evvel toplamaya başladık. Şu anda burada çocuk maması, çocuk bezi, hijyen için ıslak mendil, battaniye, atkı, bere, eldiven, hepsi poşetlerle geldi. Burada gönüllü arkadaşlarımız, görüyorsunuz, hepsi tek tek poşetleri ayırıyorlar. Hepsini koliliyoruz. Bu koliler cuma günü inşallah Büyükelçilik binamıza gidecek. Büyükelçilik binamızda tekrar ayrılan koliler tekrar bakılacak. Gelin isterseniz şöyle içeriye doğru size gösterelim. Burada koli ayırdık. Bu çocuk bezlerini tekrar mesela kolilemedik halihazırda kolilerin içerisinde olduğu için. Battaniyeler gördüğünüz gibi vakumlu poşetlere konup vakumlu poşetlerle gönderilecek ki az yer kaplasın diye. Buradan Büyükelçilik'te Türk Hava Yolu aracılığıyla Türkiye'deki derneklere gidecek ve orada dağılım yapılacak. Burada konularına göre ayrılıyor anladığım kadarıyla. Evet, hepsi. Bakın burada mesela çocuk şapkaları, eldivenleri, burada botlar, kız botları, kadın çorapları, bütün kolilerin üzerlerine de böyle tek tek yazdık neyin ne olduğu. Kızım da burada yardım ediyor bizlere. Teşekkür ederim. Şimdi birazcık gönüllü sizlerle konuşabilir miyiz? Nasıl uyku tulumları var? Nasıl duyduğunuzda ne yapmak hiç elimizden gelir diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler hem orada kalben oluyorlar ama bir yandan da gidemedikleri için daha da zor bir durum yaşıyorsunuz. Nasıl harekete geçtiniz? Ben Facebook'tan Ayça'nın çağrısını görür görmez hemen çevremdeki Amerikalı olsun, Türk olsun arkadaşlarıma haber verdim. Ve herkes elinden geldiğince medikal aletler olsun, sardıklı bezleri olsun, ikinci el de olsa, birinci el de olsa, kıyafetler olsun hemen toplayıp buraya geldik ki bir an önce elimizdeki yardımları Türkiye'ye ulaştırabilmek amacımız. Teşekkürler. İsminiz ne? Ben Fatma Şahin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Gönül, teşekkür sizler neler ayırdınız? Herhalde buraya hepsi geliyor yardımların. Konularına göre kolilere ve çuvallara mı? Üzerlerine yazıyorsunuz anladım. Çocuk yaş grubuna bayan erkek olarak, beden olarak ayırıyoruz. Battaniyeler hepsi etiketi üzerinde. Çocuk eşyaları, kıyafetler gelmiş. Herkesin gönlü bol. Asıl ben bunları görünce çok sevindim. Böyle Türkiye'den getirdiğimiz yemeğimizi tekrar Türkiye'ye gönderiyoruz. İyi günlerde kullansınlar ama bu da yardımlarımız devam edecek. Hem nakdi olarak yardım yaptık hem de insan burada boş durmak istemiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Aslında tamamen bir araya gelmemin sebebi bu.
Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Neler hissettiniz Türkiye'de? Vallahi ben duyduğum üzüntüyü ancak bu şekilde biraz olsun teselli buluyorum yani. Çünkü biz iki gündür yediğimiz her lokmada acaba onlar yiyebiliyor mu? Duşumu bile alırken bu sabah düşünüyorum onlar ne yapıyor acaba diye. Yani çok zor bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. Bize de bir nebze katkı bulunabiliyorsak, çorbada biraz tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize. İnşallah hayırlara vesile olur. İyi günlerde kullanırlar. Sağlıklı. Teşekkürler. Şimdi biraz burada yardım faaliyetlerini anlatırken belirtmekte fayda var. Bunlar sadece hani evde oturmayalım, bari en azından kullanmadığımız ve soğuk kış koşullarında depremzedeler ne yapabilir? İşlerine yarayacak noktada yardımlar toplanıyor. Burada bulunan ve bizim de haberlerde takip ettiğimiz Amerika'daki Türk toplumu maddi yardımda da bulunuyor. Yardım kuruluşları aracılığıyla. İlk etapta orada elbette herkes biliyor ki deprem bölgesinde şu anda kıyafetten çok belki de battaniye evet. Ama gıdaya ve başka acil durum barınma ihtiyaçları var. Onun için de gerekli kurumlara maddi yardımlarda da bulunuyorlar. Burası sadece bir nokta. Buradan toplanacak bunlar. Büyükelçiliğe gidecek. Çünkü Büyükelçilik böyle bir aracılıkta bulundu. Türk Hava Yolları uçağıyla her gün buradan toplanan yardımlar Türkiye'ye gönderilecek. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere. Böyle durumlarda hemen ertesi gün bir hafta içinde herkesin her şeye ihtiyacı olamıyor ya da ulaşamayabiliyor ama İlerleyen günlerde de bu yardım felaketin boyutları biraz daha ortaya çıktıkça yardımların devam etmesi gerekecek. İşte o nedenle burada gönüllü Amerika'da yaşayan Türk toplumu geldiler, katkıda bulunuyorlar. Dediğim gibi burası sadece o merkezlerden biri. Teşekkür ederiz size de iş yerinizin kapılarını açmışsınız. Tabii ki her zaman. Ne mutlu. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Ne ülkemize ne insanlığımıza çok üzgünüz gerçekten. İçimiz parçalanıyor. İnşallah güzel haberler olur da göçüklerden çıkartılan daha fazla insanlar olur. Bir nevi biz de bir şekilde yardımcı olabiliyorsak hiç olmazsa orada değiliz. Buradan kalbimiz onlarla. Herkes bunu bilsin yeterli. Teşekkür ederiz. Sağ olun tekrar. Dediğimiz gibi bu dünden beri toplanmaya başlanmış yardımlar. Devamı gelecek. Büyükelçilikten de geçtiğimiz saatlerde yayın yapmıştık. Orada da bir hayli gönderilmiş yardımlar, koliler. Konularına, alanlarına göre ayrılıp Türkiye'ye gönderiliyor. Biz de bu dileklere katılmadan edemeyiz. Umarız enkaz altından çok daha fazla hayatta insan çıkarılır Türkiye'de. Şimdilik başkent Washington'da yerel saatle saatler 4:45. İyi akşamlar buradan.